Paslanmaz Kalem'den selamlar. Ben Orçun Anatdemiröz. Bugün ilk sezon finalini yapan Çıplak dizisi ekibiyle beraberiz. Yönetmen Can Evrenol ve dizinin başrolü Müge Bayramoğlu bizimle beraber. Ayrıca tabii ki her zaman olduğu üzere film ve dizi amirliğimizin vazgeçilmezi Doğu Yücel de burada. Öncelikle ya şuradan gidelim. Öncelikle geçtiğimiz hafta Çıplak dizisi finalini yaptı 7. ve 8. bölümleriyle. Can ve Müge'ye hani gelen tepkileri soralım. Gelen tepkiler nasıl? Sen başla. Ya çok güzel tepkiler alıyoruz dizi hakkında. Yani ben özellikle kendi adıma çok mutluyum yani. Eylül'ü anladığım kadarıyla yeterince iyi anlatabilmişiz insanlara geçmiş yani. Onu hissediyorum gelen mesajlardan. İnanılmaz fazla mesaj alıyorum Instagram'dan özellikle. Kendinden işte bir parça bulanlar, Engin Beyler falan hani böyle gerçekten çok ciddi mesajlar geliyor. Ya ben çok mutluyum açıkçası gelen tepkilerden. Tabii ki de olumsuz şeyler de var. Ama keyfimiz yerinde açıkçası. Benim için son 48 saat çok duygusal bir 48 saat açıkçası. Çünkü bir de biz böyle hiç sezon finali falan diye hiç düşünmedik. Yani yaparken başından beri 8 bölümü beraber koyacağız diye düşündük hep. Bizim aslında böyle ilham olarak yola çıktığımız işler de teknik olarak 8 bölümü beraber koyulan işlerdi böyle 20'şer dakikalık falan. Ama bu şekilde olunca da hele de ülkemizdeki şartlarda işin çok fazla böyle bir billboardu reklamı falan da olmadığı bir dünyada bu bir ay bizim için böyle bir kocaman bir fragman gibi oldu ve birçok insan yeni bölümü bekliyoruz bilmem ne falan deyince bizim çok hoşumuza gitti. Ve de böyle benim mesela hem Elif hem annem hiçbir şey bilmiyor ve izlememişti son iki bölümü ve kardeşim de. Onların hepsiyle beraber izledik ve hepsi çok beğendiler. Ve de çok güzel yorumlar geliyor işte. Bir sürü hatta sektörden de, şimdi burada ismini şey yaptım da, ünlü oyuncular, yönetmenler, arkadaşlarım tanımadık. Mesaj atanlar, arayanlar, valla çok, ne bileyim çok mutluyuz yani. Evet. Süper, tebrikler. Biraz ben geri sarmak istiyorum ve yani bunu çok yanıtlamış olabilirsiniz ama bir soralım hani bizi ilk defa izleyecekler de var. Proje en başta nasıl doğdu? Yani hikaye nasıl doğdu? Bir de senaryonun gerçek payı hep konuşuluyor. Onun oranı nedir? Biraz onu anlatır mısın Can? Tabii ki. Değil Aslında mi? En başta Müge yok diye patlayacağım dedim. tabii. Evet. Ya aslında bizim Merve Göntem'le tanışmamızla başladı diyebilirim her şey. Merve Göntem TN yapımının hem genel koordinatörü hem de bence çok iyi bir yazar. Yani daha bir kitabı var tabii ama o kitabını ben çok seviyorum. Kurumuş Yeşil Bitkiler diye. Ben işte Merve ile tanışıp Kurumuş Yeşil Bitkileri okuyunca oradaki kızım, Kurumuş Yeşil Bitkiler'deki kızım, benim birkaç ay önce yazıp kenara attığım iki bölümlük Eylül diye bir hikaye vardı. Hani oradaki kıza ne kadar duygudaş aslında bu falan dedim. Ve de biz o sırada Merve ile başka bir senaryo üzerine çalışalım diye tanışmıştık. O senaryoyu uzunca yaptık, ettik, olmadı. Ve de ondan sonra TN yapımın sahibi, yapımcı Merve'nin de patronu olan Tanay, bizi de tanıştıran, bizi bir araya getiren, üçümüz beraber tanıştık diyelim. Tanay dedi ki elinizde böyle ses getirecek bir şey var mı? Ya enteresan yeni bir şey var mı falan filan. Ben de hani böyle o Eylül'ü zamanında tanıdığım da bazı insanlardan yola çıkarak, yani ben Çıplak'taki insanların %90'ının gerçek olduğunu düşünüyorum. Gerçek olmayan kısımları da başka yerlerden puzzle gibi alıp birleştirilmiş falan filan. Ve sonra da tabii ki kurguya geçmiş başka bir şey olmuş bir hali var ama çıkış noktaları hepsine çok gerçek yani. Ben onu böyle kenara iki bölüm yazmıştım. O zamanlar Fleabag, Bartu Ben, Friends from College gibi şeylerden böyle ilham alıp etkilenerek falan böyle bir. Hatta da onlardan ilham alarak yazdığım karakterlere yolladım senaryoyu. Onlar da çok bir şey demediler böyle hani. Beni çok da gaza getirecek bir yorum yapmadılar. Aa güzel ama falan filan. Yok, Eline bir kenarda sağlık. duruyordum. Aynen. Sonra ben Merve'ye yolladım onu. Merve onu okuyunca çok beğendiğini söyledi. Hatta işte kocasına okuttu Orkun. Görüntü yönetmenimiz aynı zamanda. Orkun'un da çok beğendiğini söyledi. İkinci bölümü ilk bölümden daha çok beğendik falan deyince ben de dedim ki o zaman hadi otur sen de bir üçüncü bölüm yaz bakalım dedim. Aa harbiden mi falan dedi. Sonra ben 4, o 5 böyle paslaştık biz onunla. Başka işler yaparken aradan böyle sabahlara kadar bunu yazıyordum böyle çok keyifli bir şekilde. Bir hafta ben bir bölüm yazıyorum, bir hafta o bir bölüm yazıyor falan filan. Ve sonunda böyle
8. bölüme falan geldiğimizde ya dedik biz bunu böyle çekelim ya direkt. Hani girelim çekelim, YouTube'a çek koyalım. Yani hani böyle biz bunu kafamızdaki gibi rahat bir şekilde başka hiçbir yere kabul ettiremeyiz. Kimse buna finanse etmez zaten. Biz o yüzden gel bunu dedim hani herkes bila bedel gelsin. Sadece senaryoyu sevenler, anlayanlar, bizim gibi bakanlar gelsin falan dedik böyle. Ama işte o sırada Tanay Abbasoğlu devreye girdi. Tanay Abbasoğlu kendi böyle öz kaynaklarıyla işi finanse edip falan filan böyle hani yuvarlanmaya başladı hani kartopu. Süper. Başladı böyle. Ben o zaman hazır karakterlerden de lafı açmışken araya girip bir soru sorayım. Ya Eylül karakteri için en baştan beri hani Müge'yi mi düşünüyordun? Aklında o mu vardı yoksa hani başka isimler var mıydı? Evet evet. Müge hakkında ne yazabilirim diye hatta. Yok yok. Öyle olmadı oğlum. Müge sen anlat. Çok böyle, çok da böyle ikimiz de yani zorlu bir süreç oldu aslında. Yani Müge'de karar kırmana ne etkili oldu aslında? Onu da biraz merak ediyoruz. Müge biraz anlatsın sonra da ben de kritik tamam. Bir iki detay ekleyeyim. Kastik yapıldığını duymuştum ben ve işte kastım da zaten çok yakın arkadaşım Görkem Kasal yapıyordu. Baskın'ın başrolü Görkem. Çok audition vermek istedim ama o benim böyle ısrarla ya yapabilir misin ki acaba falan dediği bir şeydi yani. Ve ben böyle çok ısrarla lütfen audition vereyim dedim. Çünkü 2016 yılında Can'la başka bir sette İmkansız Olasılık diye bir TV filmi çekmiştim. O sette tanışmıştım ben. O sette ziyarete gelmişti. O da Baskın yeni vizyondaydı sanırım. Öyle bir şey olması lazım. Orada tanıştık ve ondan sonra ya kim bu adam falan deyip ben böyle çok etkilenip izlediğim şeyler bütün kısa filmlerini, tüm uzun metrajlarını falan izledim. Peri'yi de yeni izlemiştim. Bu süreç devam ediyorken çıktığım kastı. Ve çok ısrarla lütfen audition vereyim dedim. Ya yani, iyi tamam ben bir söyleyeyim bakalım hani Can'a falan deyip. Can'a da söylüyorlar. Can da tanışıyor çünkü Can biliyor yani beni. Diyor ki ya yani, bana böyle insanlarla vakit kaybettirme. Can diyor ki hadi canım. Ve bir şekilde ben gittim o dişine. O kadar değil, o kadar değil ama. Sen kendi söyledin. Böyle. Ha ben o zamanlar biz böyle bir yoğun bir audition sürecindeyiz tamam mı? Her gün 5-6 tane böyle çok yoğun oldukları için Eylül, benden dolayı değil. Hayır hayır Eylül adı bir geliyor. Bir de bak durum şöyle. Senaryo okuyan herkes ya bu işte Müge de sen de söylesene. Kesinlikle. Ben ilk bölümü okudum böyle aa ne kadar güzel çok heyecanlı falan. İkiyi bir okudum ben Kaylı Fatih ev sahnelerini falan. Görkem'e mesela attım dedim ki çok güzel de bunu kim oynayacak? Yani hani bulamazsınız bu Eylül'ü yani çünkü hani ben de haliyle hani kendimi onun yerine koyup böyle diğer oyuncu diyorum ya çok zor yani kim bunu cesaret edecek ki? Yani çünkü çoğu bunu oynarken çoğu şeyin de kapısını kapatma ihtimalin de var yani ve haliyle tabii. Ticari olarak düşününce de ya ben çok yolun başında bir oyuncuyum ve böyle, ya acaba hani bu birazcık ani bir karar mı olur benim için? Sektöre çabuk mu veda ederim falan gibi bir böyle şeyim oldu yani. Ya bizde de şöyle bir durum vardı. İşte bakıyorsun kağıt üzerinde Türkiye'deki dizi sektörüne baktığınız zaman son 20 yılda, 25 yılda hani bu çizgide hiçbir şey yok. Bizim arkamızda bu senaryoyu kabul etmiş bir Fox TV falan gibi bir şey de yok. Yani biz bir doğru dürüst bir bütçemiz de yok. Yani hiçbir şey sunamıyoruz. Ama oyun, yani oyuncu baktığı zaman hani riskli olan her şey var. O yüzden bize bir sürü oyuncu geliyor. Ya böyle çok güzel, çok havalı, cool kızlar ama oyunculuk olarak tam anlaşamıyoruz. Ya böyle iyi oyuncular ama ya işte bilmem falan. Yani bir yerinden esprisini, ya biz onun esprisini yakalayamıyoruz. Ya o oynuyor, biz o bir türlü olmuyor. Bir de şöyle tipler geliyordu. Ya biz... Can Evrenoğlu'la tanışmaya geldik. Bu senaryo şey ama biraz daha şey yapamaz mısın senaryoyu falan. Biz de o yüzden biraz böyle tabii de üst üste böyle hani 5, 15, 20, 30'dan sonra hafif de böyle şey de oluyor insanın içinde. Ulan acaba istediğimiz kişi istediğimiz gibi bulamayacak mıyız falan filan. O yüzden Görkem üzerinden bana Müge audition vermek istiyor deyince ben de dedim ki ya dedim hani vakit kaybetmeyelim dedim. Hani Müge yapacak mı dedim yani. Yapacak mı? Bu sahnede yapacaksa konuşalım dedim. Yani. Ben audition verdim ve audition'ım bence yani inanılmaz heyecanlıyım ve bunu dün de söyledim bir podcast yaparken yani yaklaşık 2013'ten beri aslında ben hani sektörün içinde ufak tefek şeyler yapıyorum ama hiç önüme denk gelmedi bir öpüşme sahnesi ya da sevişme sahnesi tam böyle bir partnerim oldu hani ya bunlar yakınlaşır falan dediğimde hop dizi final yaptı falan hiç çekmedim böyle sahne. O yüzden hiçbir fikrim yok yani nasıl yapacağımı da bilmiyorum ama sırf Can'la çalışmak uğruna okeyim yani. Gittim audition vereceğim.
inanılmaz heyecanlıyım. Can çok rahat. Ve ben bir böyle bir kasıldım, olmadı, yapamadım, ezberimi unuttum falan karşımda derken. Karşımda çok iyi bir oyuncu var. Ve karşımda da gerçekten çok iyi bir oyuncu var. Oyun provası var, gitti falan. Ben böyle üzüldüm ya, çocuk da benim yüzümden işte kendini gösteremedi falan derken. Bana dediler ki bir daha kal, biri daha gelecek, onunla da alalım falan. Onda biraz daha iyiydim. Ama sonrasında da öğreniyor. Sonrasında öğreniyorum. Ya ben kapıdan girdiğimde işte senaristimiz Merve Göntem işte bu kız falan diyor. Sonra derken aslında bir adayları vardı Eylül için canların kafalarında anladığım kadarıyla. Böyle bir ay boyunca bir böyle biz iki kişi arasında gitti geldi Can. Yani bir benimle audition, bir onunla audition ve gerçekten yani onu da tebrik etmek lazım karşı tarafta. İki taraf da asla pes etmedi yani. Yani iki taraf da yani asla pes etmedi. Yani o da çok iyi bir oyundu karşımdaki. Ön hazırlık günlükleri tuttum böyle. Biraz Ercan Kesal'dan, Nuri Bilge Ceylan'dan falan. Böyle. Ve de orada devam iki günde bir bunu düşünüyorum yani. Ya abi hangi... Ama şöyle bir yere geldim bir yerden sonra. Mesela Elif de öyle tanıştı aslında Müge ile. Devamlı benim acaba mı diye böyle düşündüğüm birisi. Ve de böyle aslında bir yerden sonra ikisiyle de çok iyi bir Eylül olacağına emin oldum. Tamam mı? Ama acaba ikisinde şunun öyle bunun böyle... Ya çok zor bir karar zaten. Ve de bir günde böyle... Ya burada isimleri ne kadar söylemeliyiz? Bence söylememelisiniz. Okey, o zaman bir başka Cem adayı daha vardı, tamam mı? Ve de bayağı ünlü oyuncular. Bayağı ünlü ve çok yetenekli. Bir başka Cem adayı daha. Biz o Cem adayıyla en son ikisini bir alalım. Ve de ben hani beni Müge'de çok tavlayan şeyler var ama orada kesinlikle diğer kızı seçeceğimi düşünüyorum. Çünkü diğer ama, kız da şöyle girmek istiyorum. O da çok iyi. O da çok harika. Çok iyi bir okuldan mezun, konservatuarlı falan hani. Ve de oyunculuk ve süper. Çok iyi bir oyuncu. Ve de ben yani Müge çok böyle gözümde Müge yani o karakter ama yani bu sınavı geçemeyecek herhalde falan diyorum. Ve ben bu sınavı da yapayım da içim rahat bir şekilde hani karar vereyim falan diyorum. Sonra Müge geldi, o oyuncunun önünde o kadar güzel oynadı ki. Biz böyle hani hatta sırf o günü 20 dakika anlatırız yani. Dışarıda senin bekleyişin falan. Aa gitmeyin orada mı falan. Ben neler gideceğim ne? Diye bekleniyor kapının önünde. Biz şey Müge dedi ki sen git işte biraz sonra tekrar görüşürüz. Müge gidiyor tesadüf bizim audition yapacağımız evin önündeki bir kafenin önüne oturmuş. Tam eve gireceğiz. Bir bakıyorum Müge orada. Ah bırak. Bir yandan içimden lan ne kadar ısrarcı bir kız bu falan. Ve böyle onundaki o ısrarcı ve sonradan da bana anlattığı geçmişindeki bazı detaylar ve kendi böyle hissiyatları böyle Eylül'ün başka yerlerine çok oturuyor. O yüzden hani böyle sonunda çok bomba bir karar. Ve setin ilk günü hatta setten önce bile daha provalarda falan çok güzel bir şeyler çıkmaya başladı. Biz çok mutluyduk ama yine de tabii ki çok heyecanlıyız. Setin ilk günü, bu arada senaryo olarak izlediğiniz şey de ilk günüydü. Bizim tek lüksümüz sıralı çekmek. Yani bu projedeki her şey çok gerilla ve süper low budget indie. Bir tek yani böyle sıralı çekme lüksümüz vardı. O bize böyle bir gittikçe olgunlaşan ve oturan bir hissiyat yarattı. Yani Eylül böyle ilk içeri girip bir çocuklara merhaba dediğini Müge bir oynadı. Ondan sonra tamam dedim yani bu süper olacak ve Merve ile birbirimize baktık böyle. Ya aşırı mutlular. Şimdi Can'ın da suratından anlıyorsun. Hani bütün duygusunu yaşıyor suratında. Yani mutsuzsa da hissediyorsun. O yüzden mutsuz olunca da kaçamıyorum. Mutluysa da hissediyorsun. Ve ağzı kulakların da aşırı mutlu falan. Öyle olunca tabii ben evet yani doğru gidiyor galiba falan diye böyle mutlu oldum. Ama sonuç olarak böyle oldu. Eylül'ün Müge Bayramoğlu olmasındaki sebepleri buydu herhalde. Evet, yani aynen öyle. Peki şey dedin ya Can'ın eski filmlerini izledim falan filan. Şimdi senaryoyu da aldın. Hani Can'ın ne kadar ekstrem uç noktalara gidebileceğini de biliyorsun. Bir yandan hani profesyonel kaygılarım var. Hani İşlerim kesilir mi falan filan. Ama bir yandan da belki ailesel kaygılar da olabilir. Hani aman anneannenin işte ne bileyim yüreğine mi indireceğim falan denir hani Türkiye'de. Yani, yani böyle kaygıların, korkuların olmadı mı? Ya olmaz olur mu? Yani oldu. Ben evliyim ve yeni evlendim. 2 yıldır evliyim. Yani yaklaşık olarak 2 yıl olacak bu sene. Yani aslında tek kaygım hani onun ne düşündüğüydü, eşimin ne düşündüğüydü. Ya o sağ olsun beni her konuda inanılmaz destekledi bugüne kadar. Yani sadece bu iş özelinde değil. Yani genel olarak hani beni destekledi. Ve aslında zor bir süreç geçiriyordum. Tam böyle hani o Eylül
ile audition verdiğim süreç. Annemi yeni kaybetmiştim. Kendimi psikolojik olarak çok kötü hissediyordum. Çok yetersiz hissediyordum. Özgüvenim yerle birdi yani. Ve bu Eylül'le birlikte aslında hani başarabilirmişim, yapabilirmişim gibi bir şey oluştu bende. Ve sonuç olarak geriye dönüp baktığımda yani bunun performans olarak bana kattığı şeyin çok daha dışında kendime bir şeyleri kanıtlamış oldum. Ve yani evet yapabilirmişim ben bu işi öğrendim ve en güzel şey aslında bu, bana yanıma kalan bu oldu yani. O yüzden hiç yani ailem de sağ olsun her konuda beni destekledi bugüne kadar. Kaldı ki hep de bunu söylerim, ben Bursa'da büyüdüm ve hani yani muhafazakar bir ortamda büyüdüm. Yani görece diye tahmin ediyorum, yani anlatıyoruz kendi aramızda, konuşuyoruz falan. Ama yani işte babam da bu işi yaptığımı biliyor. İşte ona söylediğim ilk başta, baba ben bir işe görüşüyorum ve hani çok çalışmak istediğim bir yönetmen ve bir escort kızı oynayacağım falan dedi. Sormadı. Normalde sorar böyle şeyleri de. Hani nasıl bir karakter falan. Yani meraklıdır da, ilgilidir de. Sonra hiçbir şey sormayınca, baba dedi niye bir şey sormuyorsun ya sen? Ya, var mı öyle şey sahneleri falan dedi. Ne sahneleri baba falan. Yani böyle üstüne gidiyorum falan. Ya işte var mı öyle sahne? Var baba falan dedim. Ve bir şekilde yani hani öyle bir şey var ki okey sen yani 28 yaşındayım, evliyim zaten hani çok da umursamadım bir süre sonra yani. Yani canla çalışmak ve Eylül'ü oynamak benim için daha kıymetliydi aslında günün vay sonunda. Be. Bu arada biz Bursa'da peri gösterimine gittik. Kayınpederim yani. Müge'nin kayınpederi de böyle hani çok bombaydı ya. Evet, İnanılmaz evet. Bombaydı. Çok enteresan. Ben Ankara'ya gittim peri gösterimine. Bu sefer görümcesi geldi. Beraber içtik, ettik. Ailece kıştırmışlar bayağı. Evet. Çok başka şeyler de yaşadık. Böyle hani setin ortasında Müge'nin... Dedem vefat etti. Annemi yeni kaybetmiştim zaten. Mayıs ayında kaybettim. Başın sağ olsun. Başın teşekkür sağ olsun. Ederim ve zor bir günün üstüne böyle çok zor bir gün geçirdik. Biraz da tartıştığımız bir gün. O zaman karşı ilk tartıştığımız gündü yani belki. Yani hiçbir gerginlik yaşamadık set sürecinde. Ve o gün çok gergin, böyle aksilikler, bir sürü prodüksiyon anlamında da böyle çok her şey ters gidiyor. Çünkü istediğimiz sahne olmuyor mu acaba, olmadı stresi var. Olmadı ve yani o kadar gerginim ki hani hiç böyle papaz olmadık canlı da yani. Ve hani o ya çok yakın arkadaşız ama o sınırı da aşmak istemiyorum şimdi sette. Yani ne oluyor be falan diye. Tamam hocam falan diye. Ve sonuç olarak sete döndük, bitti sahnemiz ve çok kötüyüm gerçekten. Hüngür hüngür ağlıyorum. Tutmuşum kendimi canın yanında ağlıyorum. Ama sahne çok güzel oldu sonunda. Sahneniz çok güzel oldu. Ve Can, ben yapım şeye Merve'ye anlattım. Senaristimiz ve işte yapım koordinatörümüze. O da çok sinirlendi. Dedi ki ya zaten kaç gündür çok zor sahneler çektim. Hakikaten öyle. 3-4 gün boyunca Engin Bey, Yiğit Ev, hepsini biz arka arkaya çektik onları. Arkadaşlar gördüğünüz her şey 18 günde çekildi. Gerçekten öyle. Hepsi. Evet. Düğün, yıpratıcı. Baba, o her şey yani. Evet ve yani çok zor sahneler çektikten sonra ve hani bugün de böyle bir aksilik yaşadık ve ben böyle hüngür hüngür ağlıyorum, Can canımı çok sıktı falan diye. O da kızdı. Ben de gidip Can'la konuşacağım falan. Dedim ki ya ne olur Allah aşkına konuşma şimdi. Ben Can'la dedim tartışmak istemiyorum hani lütfen. Yok yok dedi, ben konuşacağım. Gitti bunlar. Ben tek başıma oturuyorum. Bu arada, o kadar öyle oldu. İçeriye uygulayıcı yapımcımız, Osman uygulayıcı yapımcımız mı oldu? Evet. Mesela Osman, evet. İşte uygulayıcı yapımcımız, işte yapım koordinatörümüz ve senaristimiz Merve Göntem ve Can girdi içeri. Merve bilmiyor. Uygulayıcı yapımcımız dedi ki herkes dışarıya çıksın, Müge kalsın. Allah benim, bizim Can'la kavga edeceğiz. Yani. Ama biz onun öncesinde ya ben şimdi Merve'ye söyledim, Merve de geldi sana söyledi sanıyorum. Sonra biz o sırada bambaşka bir yerdeyiz. Bambaşka bir yerde. Biz sahneyi vermiş. Bitirdik, böyle bir haber aldık. Müge'ye bunu benim söylemem lazım ve bunu söyleyeceğiz. Ve Osman geldi bana, işte Müge bir şey oldu falan. Ne oldu falan diyorum. Sinirliyim, bakmıyorum böyle Can'a. Hani göz teması kurmamaya çalışıyorum. Can dedi ki bir şey oldu. Ne oldu falan dedi. Ya Müge kötü bir haberim var. En sonunda sinirli. Yani ne var? Ne oldu yani? Kötü ne? Dedi ki ya Müge dedeni kaybetmiş. Allah ben bir ağla. Yani zaten berbat bir gün geçirdim. Üstüne de böyle bir haber. Sonra çok üzüldük. Öyle bizi şeyler çok yaşadık ama yani. Böyle şeyler evet. Çok böyle bizi daha da böyle ne bileyim çok. Ve ertesi gün babaannemin öldüğü sahneyi çekmemiz gerekiyor falan. Böyle seti ara verdik. Seti ara verdik iki gün falan. Müge
gitti geldi falan. Bursa'ya gitti. Ve o kadar yani ufak çaplı ve indie bir setiz ki sete iki gün ara vermek hani böyle aslında ekstrem bir olay. Ama tabii burada söz konuşması bile söz konusu olmayacak tabii ki. Ama bana şeyi de söylüyoruz canım. Yani istersen bu sahneyi biz bir hafta sonrasına atalım falan. Yok tabii, ben oynamak tabii istiyorum. Doğru falan doğru değil mi? Yani evet, iki gün seti ara verdikten sonra. Hatta bir gün. Ben bir gün ertesi gün gittim Bursa'ya. O gece döndüm. Ertesi gün sete çıktım. Evet. Tekrar evet. Gibi. Ve de yani müthişti ya. Müthişti. Evet. Çok konuştuk. Vay be. Ben o zaman evet, inanılmaz bir hikaye var orada da. Şu soruyu evet sorayım. Ya hani Müge rol için bir araştırma yaptın mı, böyle hani escort kızlarla görüşmek gibi bir çalışman oldu mu, ya da hani hani sinema filmlerinden ya da dizilerden esinlendiğin bir karakter, bir oyuncu performansı var mı? Şöyle oyuncu koçum vardı, Süreyya Güzel'le çalıştık bu süreçte, ama hep şeyi anlatıyorum işte, Can'ın referans gösterdiği filmler, diziler var. Tabii ki bunları hani izledik, birlikte de açıp izledik falan, ama yani herhangi bir escortla bir araya gelme gibi bir şeyimiz olmadı. Sadece bu konuda şimdi hani şeyden şanslıydım. Çok güzel bir diyaloğumuz vardı ve Can'la ve Merve ile gerçekten sete çıkmadan çok fazla vakit geçirdim. Ve yani hani onların o kafasında yazarken nasıl bir şey hissettiği, o karakteri, işte hani duygusunu, yani bunu defalarca üstüne oturup tartıştık aslında. Ve çok fazla provayla çıktık. İşte ben bu işe girdiğimde aslında bütün kast okey gibiydi. Sonra bir anda tekrardan o başrolümüz gidince, başrol erkeğimiz gidince tekrardan bütün kast bir araya gelme, yani bir, böyle bir süreç oldu ve o sürece ben dahil oldum. Ve herkesle bir audition, onunla prova, bununla prova falan derken yani aslında hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymadık. Bir de bunun ufak tefek böyle gerçek bir hikayeye dayanıyor olması, Can'ın hayatındaki insanlardan oradan buradan parçalar olması biraz daha tabii yardımcı oldu Can'ın ya ben şeyinde. Birebir bir Eylül tanıyorum. Yani birkaç tane, ama bir tane de böyle çok etkilendiğim ve böyle escort olduğu için farklı bir tip o kadar değil ki. O kadar senin benim gibi birisi ki. Ve de biz herkese onu söylüyorduk zaten. Hani böyle bu bizim escort deyince aklımıza gelen o böyle Elite Best Model ikincisi kadar güzel bir vücutlu ve böyle çok zenginlerin olduğu böyle Nişantaşı bebek gibi yerlerde takılan falan gibi birinden farklı. Hani bu böyle babaannesiyle bir varoş mahallesinde yaşayan çıtı pıtı ufak tefek ve böyle internette bizim girdiğimiz yerlere giren çıkan ve böyle bizim gibi arkadaşları olan falan hani ve böyle tarz insan. Belki 10 sene önce internette yaşıyor yani bu insanlar. Belki 10 sene önce yoktu belki tam bu tarz bir Eylül. O açıdan da böyle birçok yerde ya kendimiz gibi oynarsak zaten birkaç başka detayla olacak ki evet, böyle. Ve senaryoda o şey çok açıktı yani. Zaten hani ben hani Merve de bunu çok söyler ortamda bir hani lafa açıldığında. Benim şansım oydu galiba. Yani ben çok iyi okumuştum hani senaryoyu ve yani o kızın o işte takma kirpikli, işte kaynaklı saçlı bir kız olmadığını zaten çok iyi biliyordum audition'a giderken. Yani hani Merve de hep onu der ya, o kadar yanlış anlayıp gelmişlerdi ki hani tabii. Karakterler yani oyuncular. Başka işte, audition'a gelenler. Audition'a gelenler Eylül için işte hani takma kirpikler, highlighter'lar, işte müthiş makyaj. Ya ben makyajsız kot pantolon bir güzel bir gömlekle falan gitmiştim ve sete çıkmadan önce de ondan çok emindim zaten. Yani hani bu kız öyle bir kız değil. Yani hani o bildiğimiz, şimdi söylemekte, Ataşehir'de yaşayan abartılı. O böyle, evet, o tarz bir escort değildi bu kız yani. Bunu yani biliyorum. Bir nevi bu böyle şey, yani Bakırköy, Kadıköy hipster gibi bir evet, tip evet, aslında. Evet. Ve de çok var aslında ki bu tarz üniversitede, üniversitede böyle şu an üniversitede yani çok fazla hani tabii ki kendi geçimini sağlamak için ve hayatta kalabilmek için ya da daha lüks standartta olabilmek için üniversitede 20 yaşında, 22 yaşında kızlar tam olarak aslında Eylül gibi bir hayatı yaşıyorlar yani. Evet, farklı sosyokültürel evet seviyelerden sadece Eylül gibi değil, biraz daha yüksek ve yaşlı. Şey, çok fazla da böyle insanla da tanıştım yani ben. Evet. Birçoğuyla da tanışıp bilmiyoruz. Samimi olmadan bilmiyoruz. Oradan duyuyoruz. Çok fazla dedikodu ve çok fazla böyle dezenformasyon da olduğu için ve çok yani pis dedikodu da olduğu için tam duyduğuna da inanmıyorsun falan. O yüzden işin tanımı çok zor aslında yani. O yüzden Eylül'e biz escort deyip geçiyoruz orada iki kelimeyle onu sinopsise yazmamız gerektiği için, ama aslında o manada bir escort da değil yani. Bu bir Eylül yani, anladın mı? Onu yakalamak güzel oldu. Burada biraz bence senaryoya girebiliriz. Yani biraz deşebiliriz. Doğu'nun belki burada senaryo ile ilgili söylemek istediği şeyler vardır. Çünkü şunu söyleyelim. Ya geçen Caner'in Özyurtlu'nun filmini konuşmuştuk. Biz böyleyiz.
Ya konuştuk filmi, hemen şey geliyordu. Yani böyle Caner sizin arkadaşınız mı? İşte o yüzden mi çektiniz bu videoyu? Caner mi çektirdi size bu videoyu falan şeklinde. O yüzden belki Doğu'nun bu konuyla ilgili söylemek istediği sonra şey aynısını vardı. Şeyde de yaşadık. Sizin ilk iki bölümü irdelediğimiz videodan sonra da John'u da kayırmışsınız dediler ki biz hiç kayırdığımızı da düşünmüyoruz yani. İçerik değil de ama bence yani ben izledim çünkü yani böyle çok da bizi gazladığını düşünmüyorum aslında. Eyvallah yani. Eksiler artılar yani onları daha objektif. Övmemiştik yani. Doğu senin söylemek istediklerin yani yine yine aynısını söylemesinler diye senaryo hakkında birkaç sorumuz olacak Can Bey. Hemen Can Bey oğlu. Can Bey. Sizi kayırmayacağız Can Bey. Abi öncelikle Eylül'ün anne babası meselesi sanki birkaç bölümde böyle bir farklılaşıyor. Yani ikinci bölümde mesela işte o bir Trisam'daki amca ya şey diyor, trafik kazasında öldüler diyor. Evet. Sonraki bölümde annesinden, babaannesinden bir baba olduğunu öğreniyoruz. Evet. Ama baba böyle çok ceberrut gibi çiziliyor. Hani babana söylerim bak sana gününü gösterir gibi. Sonra baba geliyor çok şeker gibi falan. Burada bir yani bir şey var mı? Yani nasıl kurdunuz kafanızda ve ya onun burada yansımasında bir gelgit mi oldu bir şey sanki? Yani devamlı seyirciye böyle yanlış bilgiler veren bir yapısı var aslında. Yani sırf baba üzerinden değil başka yerlerden de var. Baba da çok bariz oluyor bence. Yani öyle Eylül'ün de oraya yatmaya gittiği bir adama her söylediğine inanma yani, anladın mı? Bu hani senaryo daha çok Eylül'ün tavrıyla alakalı bir şey. Babaannesi de orada baban gelince hani böyle sen görürsün falan diyor ama baba geldiğinde bence aralarındaki konuşma benim için böyle birçok şeyin ayağının yere bastığı ve 7. bölüme kadar da ayağını yere bastırmadan bu karakteri daha hoppa bir yerden ele almış, ne kadar garip bir iş bu dedirtecek seyirciye bir yapı gördüm orada. Ben özellikle bu yapıyı yaptım demeyeceğim ama biz Merve ile paslaşırken böyle bir şey çıktı ve bu çok hoşuma gitti. Ben kendim de izlediğim işlerde senaryo olarak olsun, sonuç yani sonda ortaya çıkan film olarak olsun böyle işleri çok seviyorum. Ve aslında bizde 6 bölüm izleyip bırakırsan veya 7 bölüm izleyip bırakırsan veya 5 bölüm izleyip bırakırsan başka bir fikir var kafanda. Yani her bölüm aslında böyle biraz daha paket başka şekilde açılıyor ve şu ana kadar gördüğümüz bazı şeyler de yanlışmış diyoruz ve bu bence gerçek hayatta bizim birçok tanıdığımız insanla, yorum yaptığımız insanla yaptığımız yorumlara dair de tanıştığımız zaman insanlarla ilgili edindiğimiz ilk ön izlenimler ve ön yargılara dair de falan çok çok gerçek bir şey yani. Bu şekilde sürprizli veya hatta bazen hile yaparak ilerlemesini çok seviyordum senaryonun başından beri. Merve ile de böyle bir yerden çok iyi anlaştık bence senaryoyu yazarken. Peki şey yani yine ya buna bir mesela çok takılmamıştım. Hakikaten escort bir kız orada bir yalan söyleyebilir. Babaannesi işte öyle çizebilir babayı falan filan ama mesela final bölümü ki benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Çok eğlendim izlerken. Yani o eğlence, o enerji, o düğündeki dans sahnesi, o oradaki karmaşa falan biraz Wild Tales'ı da hatırlattı bana. Çok beğendim. Ama finalde mesela şeye ikna olmadım. Yani Cem'in düğün gecesi Eylül'ü eve bırakmasına ikna olamıyorum. Yani oradaki mantığı tam şey yapamadım. Kanka ne vallahi dersiniz? Onu Cem'e soracağım. Getir o Cem'i. Bilmiyorum. Ya bir de sanırım orada yani o son sahnelerde böyle çok fazla arka arkaya olay oluyor ya işte bir böyle hani düğün öncesi bir kriz oluyor. İşte krizi bir şekilde çözüyorlar. Bu arada Can'ın oyunculuğuna ben gerçekten şapka çıkarmak istiyorum. Yani oyuncular genel olarak çok iyi. Yani bütün karakterler çok iyi oynuyor ama Can'ın böyle hani sürekli bir şeyler yiyor olması ve o ruhu yansıtıyor olması. Böyle fındık yediği sahne veya tost yediği sahne veya işte hani gelip o düğün öncesi yani şey diyor ya. Hani şimdi mi söylenir? O zaman bu zaman mı falan. Hani o, evet. O ya müthiş yani. O ruhu müthiş geçiriyor. Ama sanırım Doğu sen şeye takıldın değil mi? Yani birçok böyle arka arkaya kriz oluyor. Ama gelinen nokta böyle işte Cem seni sabah bıraksın mı? İşte hani Bodrum'u kaçırmazsınız falan gibi böyle bir bağlanıyor ya. Böyle çok tatlı bir şekilde bağlanıyor. Hani bir de karakterimiz Bulut'la geliyor aslında düğüne ama böyle biz onu Cem'in bıraktığını görüyoruz falan. Hani o tür detaylar belki dokunmuş olabilir. Ya şöyle sen de söyle şimdi. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası.
Bizim senaryoda bir kere şöyle bir durum var. Eylül hikaye boyunca çok şanslı aslında baktığınız zaman. Sonlara kadar hani çok şanslı. Ve de birçok Eylül gibi insan, birçok Eylül gibi cesur kız bence. Hayata karşı bazen ezilen, bazen cesur olabilen, bazen hile yapan, bazen çekinen, bazen şey yapan. Bazı yerlerde bu ülkede, genelde dünyada da öyle ama özellikle bu ülkede bazı şeylere denk gelip kırılıyorlar. Ya karakterleri değişiyor, ya işte daha yalancı, daha korkak, daha kompleksli insanlara dönüşmek zorunda kalıyorlar. Ya böyle çekimsel oluyorlar. Yani benim tanıdığım Eylül de aslında başına böyle çok güzel insanlarla tanışmış ve şanslı bir yerden böyle gelişmiş, yani çiçek açmış diyeyim bir tipti. Eylül de biraz öyle açıkçası. Ve bu, yani ulan hikayedeki bütün karakterler de baktığında aslında yani en iğrenci bile aslında mantıklı şeyler de söylüyor aradan dedirten bir yapaylığı var. Buna ister yapaylık da, ister bu hikayenin kendi dünyası da, ister çıplak kafası da. Ben onu çok seviyorum. O oradaki o yapaylığı seviyorum. Çok yani yapaylık. Yani şöyle de elenen bir tarafı var aslında bu arada. Biraz böyle tiye de alıyor aslında. Kesinlikle. Yani kendine de alıyor. Tarafının da bunu biraz meşrulaştığını düşünüyorum. Ya bence burada esas, bence Başak çok değerli geliyor bana ya. Evet. Yani biz şu ana kadar mesela adını hiç geçirmedik ama aslında ve de genelde filmle ilgili yorumlarda da bana özelden Başak'la ilgili çok laf geliyor ama genelde çok az laf duyuyorum Başak'la ilgili. Bence bizim hikayede bir olay örgüsünden çok biz Eylül gibi bir insanın ahlakıyla başlayıp sonunda Başak'ın ahlakıyla bitirdiğimiz garip bir dünya görüyoruz. Ve sonunda Başak'ın geldiği nokta, Başak da çünkü her bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 6. bölüm, aa nasıl bir tip buluyorsun? Ulan şimdi de böyle yaptı falan, hani böyle. Ve biz aslında, ben Başak'ı yazarken daha çok zorlandım dürüst olmak gerekirse. Çünkü Eylül, Caner, Cem falan bunlar benim 2-3 kişiden hemen kurabildiğim karakterlerden. Başak'ta böyle birkaç insanı bir araya getiriyorum ve ulan acaba biraz bu sadece fantazi bir karakter mi? Çünkü şey, ödünç aldığım özelliklerin olduğu karakterlerin başka hörgüçleri var. Bu kızda o hörgüçler yok. Nasıl olacak falan derken, yani Ece Ertez'le tanışınca inanılmaz yerine oturdu her şey ve Ece'nin mizacı ve Ece ile tanışınca biraz da değiştirdik tabii karakteri. Hani Ece'nin mizacı falan, o bana çok etkileyici. Sonunda Cem'in verdiği kararlarda da bilmem ne dedi. Aslında birçok her şeyde, özellikle son 3 bölümde Başak'ın müthiş bir dominansı var. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve Eylül'le başlayıp sonunda aslında Başak gibi bir karakter göstermek seyirciye benim için işin böyle tırnak içerisinde piçliği biraz böyle. O benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bu Cem'in hani son sahnede yani bir inanamadık eve getirmesine dedin ya. Evet. Şöyle bir şey aslında. Ya bir uncut versiyonumuz olur da bir gün hani izlenebilirse. Aslında orada bir eksik bir parça var ve hani o parçayla akıldaki soruların daha dolacağını, aa evet buymuş dedirtebilecek sahnelerimiz var aslında. Sadece o eksik parçadan da değil, bir yani, iki tane daha ufak tefek detayla aslında çok ağam şağam bir değişiklik değil. O yüzden de çok üzülmedik. Bu şekilde ancak yayınlanabiliyor diye. Bu arada Blue TV'ye de ben hani ilk başta daha mesafeli falan, çok samimi söyleyeyim, şu anda da bayağı teşekkürüm yani. Kesinlikle gerçekten. Yani. Ama bence yakında da uncut versiyonu izleyebileceksiniz bir şekilde. O da sürpriz olsun şimdilik ama yani çok yakında mı bilmiyorum. Ama uncut versiyonda ufak tefek bu iş başka bir iki ufak doğasına da yatkın bazı böyle detaylar var. Onlarla beraber hani en azından derecesi biraz daha artacak işin diyebiliriz yani. Kesinlikle. Ya tabii ki de yani bu durumda yani tabii şunu da eklemek gerektiğine inanıyorum hakikaten. Yani biz ne kadar yani bana işte ne kadar cesur bir hareket, ne kadar cesaretlisin derken aynı şeyi platforma da söylemek gerekiyor. Çünkü hani hakikaten evet. Şu dönemde böyle bir işi yayınlayacak bir yer bulmamız bile bizim için yani hani biz bunu hiçbir yere bir şey oldu yani. Yani. En son ben böyle ağlamak üzereydim şey diye. Ne yapıyoruz biz, bu nerede yayınlanacak, kendi kendimize mi çektik falan diye böyle hani bir şekilde canı işte doldurmaya çalışıyorum. Hadi bir şey yapalım, bir şey yapalım. Bir taraftan yapımcımız Tanay abla sonra hadi bir şey yapalım diye. Sağ olsun Blue TV çok da istekli bir şekilde. İlk başta herkes, şimdi bu isim vermeyeceğim yani, ama herkes çok bir ilgilendi ama ondan sonra
bir dakika ya biz bunu gösteremeyiz'e geldi herkes. Evet, evet. Böyle garip bir durum oldu yani. Evet. Evet yani neyse, o platformu da tebrik etmek lazım. Onu yapımcılar anlatsın. Onu yapımcılar anlatsın. Ama tabii ki de Lütfiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok desteklediler sağ olsunlar yani. İşin seyri değişti tabii değil mi Blue TV ile anlaştıktan sonra? Yani sen bunu aslında YouTube'a falan koyarım kafasındaydın ve bir anda ulusal bir meseleye dönüştü. Yani özellikle audition'da mesela sadece Eylül için gelen değil herkese ya bu işin YouTube'da olmasına okey sen gel bizimle diyorduk. Bu özellikle YouTube'a koyduk. Mesela bir ara Vimeo'ya mı koyarız acaba diye bile düşünüyordum ben, tamam mı? Hmm. Yani bu özellikle YouTube'a yapacağız değil de orada YouTube bizim için şöyle bir bazdı. Yani bir de ben yani Housewife, Peri yani hayatımı akıttığım işler ve çok az insana ulaşabiliyor bugün daha hala. O yüzden yani artık günümüzde hani bir şey yap ve YouTube'a koy ve insanlara ulaşıl. Biraz da öyle bir yerden olaya yaklaşalım istiyorduk. Hı-hı. Ve bu işin YouTube'da olmasından imtina edecek takım arkadaşları istemiyorduk. O açıdan da bizim için çok güzel bir bar oldu, bir çıta oldu. Ama sonunda da bu işin Blue TV'ye gelmiş olması valla zaten baştan beri de içimizden de tabii geçirdiğimiz bir şeydi bu arada. Tabii. O da ayrı konu. Yani YouTube'da ama yani işte bir platforma da satmak niyeti de vardı. Hani YouTube'a yapıyoruz ama hani satabilirsek. Çekerken zaten daha yarı yolda bu hayra satılacak falan diye çok gaza geldik. Evet, o da ayrı konu. Bu güzel bir şey. Blue TV'nin YouTube'dan keşfedip sahiplenmesi. İşte 01'i de öyle yaptılar. Aynen'i de öyle yaptılar falan. En başta insanın gözü korkuyor hani sınırlanır mı diye. İçerik olarak hiç değil ama biçim olarak ikinci sezonu falan kesinlikle değil ama ilk sezonu Adana 0 ilk sezonu biçim olarak benim için çok böyle bir ilham verici bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Evet evet o gerçekçilik. Ya senaryo hakkında bir iki nüans daha sorayım. Sonra ikinci sezona girelim bence. Hani herkes merak ediyor. bu mesela Cem'in düğüne bir hafta kala bu kadar arazi oluşu, Eylül'le zaman geçirmesi ve işte bir yerde Eylül'de soruyor. Yani sen nasıl idare ediyorsun falan filan ya oluyor falan filan. Sonra da düğünden bir gün önce aynı evde görüyoruz. Eylül arıyor ve aslında aynı evde kalıyorlarmış. Yani o ev mesela Cem'in evi mi? Bu arada Cem senin filmini izliyor. To My Mother and My Father'ı. Evet. 7. bölümde. Sonra orada yani... Birçok şey fazla geldi mesela bana orada. Hani meğer aynı evde kalıyorlarmış. İşte sonra işte hard diskten şey çıkıyor. Spoiler'a giriyoruz artık herkes farkındadır. Yani işte abisiyle bir geçmiş oldu. Zaten her şeyi öğrendim. oralarda bir fazlalık var olabilir ama yani ben ya, hem yani senaryodaki bu tarz şeylere cevap verirken biraz daha böyle David Lynch vari bir şekilde, Metin Erksan vari bir şekilde ben seyirciyle filmin arasına girmek istemiyorum gibi snob bir tarzım var. Ve bunda snobluktan çok gerçekten işin doğasına çok uygun olduğunu düşündüğüm çok samimi. Kendim de onlar bunu söylerken onların söylediklerinde bu lafı keşfedip ulan ben de böyle hissediyorum aslında dediğim için söylüyorum bunu. Bir yandan da aslında gerçekten de bu çok böyle yüzeyli bir şey olduğu için biraz da başka tarafından bakıyor olsak bir 9. bölüm olsa veya 6. bölümle 7. bölümün arasında geçen bir iki bir şey izliyor ha diyeceğimiz. O yüzden birçok böyle atlaya zıplaya olan şeyin arasında seyirciye biraz hafif yedirmeye çalıştığımız, hoşuna gidiyorsa yersin, yemiyorsa gitmiyorsa yemezsin gibi bir hali oldu. Orada da ben hep biraz Merve'ye dayandım. Merve de bana da ben zaten her senaryomda hani Peri'de Kutay'la, Baskın'da Cem, Eren, Erçin, Housewife'da yine Cem. Hep böyle dayanacak biri bulmazsam ben zaten çok uçuyorum. Yani ben resim yapar gibi bir anda ben zaten seyirci işin arasına girmem abi falan diye uçuyorum. O açıdan kendi dersime de senaryo hocası olarak çağırdığım birisine zaten senaryo açısından bu cevapları vermekte de çok şey yapmam yani hani. Bana düşmez derim yani orada. Yani ben de zaten o yüzden biraz tolere ettim bu tip bırakılan açıkları. Çünkü yani dizinin de öyle bir tavrı var işte. Mesela 5. bölümün sonunda çok en önemli yani belki de en cesur mevzulardan biri oluyor işte. 6. bölümün başında hastanede görüyoruz. Ve oradaki mesela ne oldu? Bir kaza oldu. Bir şey seks kazası oldu falan ama onun ne olduğunu hani diyaloglarda şey geçiyor. Şeyi hatırlıyorum yani ben. Hani
Ya işte ben en son şartları hani dikiyorken hani gördüm Cem'i ama sen varken de bana düşmez tabii hani evet, Cem'in evet. kötü olduğunu diye başa söylüyorum aslında orada. Hani ama işte... Ben o şartlardan, o içkiden, alkolden... Ama aradan işte sadece yani. Alkolden değil de orada hakikaten seks kazası da mı oldu acaba alkolün getirdiği falan gibi şeyler de. Orayı da mesela ne mesela evet yani biz kendi aramızda da herkesin ufak biraz farklı düşündüğünü düşünüyorum oraları mesela. O da böyle bir zenginlik getiriyor. Özellikle oyuncular doğaçlarken de çok güzel şeyler çıkıyor doğaçtan. Evet. O zaman... Ya eğlenceli yani hani eleştirdiğim yanları var ama bir yandan da abi bu hayatın bir parçası tüm bunlar. Ve yani nedense böyle bir otosansür yapıyor aslında film üreticileri, senaristler, hikaye anlatıcıları. Yani hiç kimse buralara girmiyordu. İşte o köle mevzusu 4. bölümdeydi galiba. PDSM. Mesela o da hani hayatın bir gerçeği. İşte 140 Jurnos'da da bir belgesel yapmışlardı o köle mevzusu üzerine. Hani bunların yani girilmeyen alanlara girdiğiniz için hani hakikaten evet. tebrik ederim. O kadar takdir çok etmek mesaj lazım. Alıyorum ki 4. bölüm özelinde gerçekten. Yani minnettarım böyle bir şeyi gösterdiğiniz için işte ben böyle bir adamım işte bu ne oyuncular var bu ayak fantezisiyle yüzleşemedi helal olsun size falan evet, böyle. Abi biz bir iki tane oyuncudan trip yedik ya onlara senaryonun o sahnesini yolladığımız için. Evet. Yani bu da isim vermeyeceğim ama çok 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 Türkiye'nin en önemli filmlerinde oynamış bir iki oyuncu. Ben telefonda konuştum. Ya abi dedim bak şu ana kadar yolladığımız herkes şey diyor falan filan. Dedi ki ne olacak ya şey değil mi? Ha tam sahip hikayesi BDSM tamam yolla falan. Cevap vermedi bir daha sonra. Hani menajeri trip attı bize falan. Hani öyle şeyler falan yaşadık ama orada da çok yani kast konusunda çok da şanslıydık ya. Vallahi ekibin olacak. Enerjisi ama izleyiciye de geçiyor ya. Yani ekip kapı olarak da çok uyumlu o yönden. Gerçekten bir şans bunu yakalayabilmek. O zaman... Ben bayağı Bağırcan'dan sahnesinde mesela kendimi dans ederken buldum ve kim olduğunu da bilmiyorum yani. Sonradan jeton düştü falan. Aa o Bağırcan'danmış falan. Çok eğlenceli. Yani çoğu sahnede bu arada bizim yani hani işte tüm o sevişme sahnelerinde de yani hani dediğim gibi ben daha önce böyle sahnelerde de oynamadım. Çok böyle bende de şeyi de yok yani. Bunun teknik bir şey olduğunu sadece çok böyle hani sete çıkmadan önce Can'ı çok darlayıp nasıl yapacağım Can falan diye. O bana böyle storyboard üzerinden falan göstermişti. Ve çok da fazla da işte. Ha, storyboard var yani. Storyboardlar çizildi. Storyboard da çıktı Can. O yüzden. Hı-hı. Bizim bütün bu evin camları var. Full storyboardtu evet. Her yer. Ha. Onları da paylaşın yani. Önemli yani. Paylaşacağız. Çok güzel bir kamera arkamız evet. gelecek falan. Yani evet, bak gerçekten biz o kadar indie bir şekilde yaptık ki. Yani TN yapım dediğin şirket aslında ufacık birkaç tane kocaman yürek yani. Orada evet. 4-5 kişilik. Hmm. Blue TV bile dünya standartlarında baktığında aslında çok ufak bir şirket. Baktığında evet. Biz yani orada Netflix'te ve Blue TV'deki diğer ürünlerin yanına koyulduğu zaman hakikaten mega indie bir iş bu. O yüzden de yani post prodüksiyon sorumluluğumuz bile böyle son dakikada bize yardım eden başka bir yönetmen arkadaşımız falan hani böyle. Evet. O yüzden işte kamera arkasını, işin bilinmesini falan filan yavaş yavaş toparlıyoruz. Onları da bence yavaş yavaş vereceğiz ve mesela ben Bartu ben çıkıp Estik'ten belki 6 ay sonra falan izledim. Daha çıplağı da bundan bir sene sonra falan keşfeden bir sürü insan olacak. Kesinlikle. Biz de yavaş yavaş devam edeceğiz hani beslemeye hep. Evet. Şöyle devam edelim mi? Hazır sözü gelmişken ya... İkinci sezonda nasıl bir yolda izleyeceğini ben merak ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani hani ilk sezon neticede çok böyle gerilla şekilde çekildi ya. Bayağı böyle hani low budget şekilde çekilmiş bir dizi aslında. Yani ama neticede başarı elde etmiş de bir iş. İkinci sezon daha böyle hani pahalı bir prodüksiyon gelecek mi? Yoksa aynı kafadan devam edecek misiniz? Bence aynı kafadan devam edilecek gibi hissediyorum ben. Ya yani. Bu arada ben kamera dili ve tavır olarak evet. da Baskın ve Housewife'dan sonra Al Karısı'yla başlayarak Peri'de de Meryem Yavuz'la özellikle de bu işte hani daha farklı bir, daha mütevazi bir dili daha böyle benimserken buluyorum kendimi. Bunun muadili olan Tangerine, Eighth Grade gibi filmleri de mesela hatta Emre Erdoğdu'nun Kar filmi falan. Bunları da hep böyle hoşuma gidiyor ve böyle bir yerlerden besleniyorum diye düşünüyorum. O yüzden bence tavır olarak o devam eder. Evet. Ama bir yandan bazı sürprizlerimiz de olur. Ve de hani böyle biz
ikinci sezon olduğunu konuştuğumuzu inanamıyorum şu an. Biz yazarken yani benim için bu arada birinci sezonun sonu falan filan benim için tamam bir tanedir yani. Böyle bir bütündür. Ama altıncı bölümü yazarkenden itibaren biz Merve ile bir ikinci sezonu kurduk zaten. Ama yani onun hiçbir zaman gerçekleşeceğini hayal etmiyordum ben. Şimdi de böyle çok gerçekleşecekmiş gibi ışıklar, sinyaller var ama hala daha hiç öyle bir şey resmen yok. Ama çok öyle bir heyecan var. Zaten çok resmen olsaydı da şu an burada söyleyemezdik diye de altını çiziyorum. Yok ama yani belli ki bir çalışma yani, yapılmış sürpriz zaten. Olacak. Sürprizler olacak. Evet, evet. İnşallah. Bu arada başladı galiba değil mi çekimler? Ben storylerde öyle gördüm ama... Can işin hep geyiğinde. Can yemek yiyor ya. Ben öyle bir şey atıyor ortaya. Bir tane öyle story attım. O kadar şey. Bu arada ben İri de mesela ve hatta Housewife'da başlamıştım bunu. Housewife işte hafta sonu çıktığında böyle Türkiye'de 70 sinema adamını çıktı. Ben işte bilmem kaç yüz bin kişiyle rekor Türk sinemasına falan diye story atıyorum. Bana hani böyle sektörden bile arkadaşlarım tebrikler falan yazıyor. O kadar mı artık? Biz de yani böyle 8. bölümü hep beraber izlemeye giderken hatta ondan bir gün önce mi? Bir gün önce birlikte. Bir gün önce. Evet. Hani yarın 8. bölümümüzü, yarın sete çıkıyoruz yazdım. Yani olmasa imkan yok ama tabii ki hani sosyal medya öyle bir şey ki o kadar kafan başka yerlerdeyken bakıyorsun ki Doğu'nun da mesela aklında ulan acaba mı demiş olmaz. Ya ben bu biraz da sosyal medyanın garipliğine de böyle biraz hani hoşuma gidiyor. Trollemek hoşuna gidiyor değil mi? Yani ben bir de mümkün görüyorum çünkü sen hiç durmuyorsun. Yani Peri çıkarken zaten buna girdin. Yani birçok yönetmen çünkü mesela Peri diye bir filmin varsa yani o vizyona girene kadar duruyor yani. Hani onu bekliyor. Sonra onun PR'ı devam ediyor falan filan. Ondan sonra yeni projeye başlıyor. Sen ya biraz Peri'den önce çektin sanki bunu değil mi çıplak? Şöyle oluyor abi bak. Bunların hepsi gerçekten çok bağımsız sinema olduğu için. Ama Türkiye'de bağımsız sinema deyince de orada ufak bir zümre ve sektör var. Biz gerçekten oradan da biraz bağımsız bir şekilde yaptığımız. Yani ne mainstream bu ne bilmem. O yüzden mesela Peri bittikten sonra o vizyona çıkana kadar o kadar tek başımızayız ki orada birkaç kişi. Ben, Büyüktaş falan hani kimin ne yapacağı belli değil falan. Böyle birkaç bir yerden bir şeyler bekliyoruz falan. O yüzden o aradaki bekleme süreleri böyle stüdyo vari yani tarihler belli olsa... Ben de onun biraz daha tadını çıkaracağım ama o sırada beni gıdıklayan başka bir şeyi yazmaya başlarken buluyorum kendimi. Biraz öyle oldu yani. Can gerçekten müthiş çalışkan. Yani ben şimdi biraz böyle sürpriz bir şey... Ya şu anda başka bir şey. 3 tane senaryosu var ayrı ayrı yazdığı yani. Hani bir böyle hep bir üretme şeyinde zaten anladığım kadarıyla. Yani yeni böyle iş anlamında birbirimize hayatına dahil oluyoruz ama... Zaten hep bir böyle bir senaryo kafada hep bir şey yani biz çıplak setindeyken dahi kafamda şöyle bir şey var falan deyip bambaşka bir karakterden bahsediyoruz falan böyle. Bildiğim kadarıyla şu an böyle 2-3 tane senaryo yazıyor yani hep bir böyle bir çalışkan hocam. Yani işte çalışkanlık bir defo bu. Oyunculuk nereden çıktı Can? Yani... Buna ben cevap verebilir miyim? Geçen gün... Tabii. İki gün önce falan galiba. Ben de böyle hani olabildiğince bakıyorum işte çıplak hashtag'iyle arıyorum falan. Hani insanlar ne yazmış yorumlarını merak ediyorum falan. Şey olduğunu iddia etmişler. Sen görmemişsindir kesin. Can okumuyor çünkü. Ben özellikle Twitter'a bakmamaya çalışıyorum yani. Şey yazmış. Can Evrenol bir de bizim özellikle hani bir karşılıklı sahnemiz olduğu için kendi için dizi çekmiş bir de başrolle de sahne yazmış kendine falan diye. Hani bir de ayrıca şöyle bir şey. Hani bu seninle o pilotoda çektiğimiz sahnede ben sütyenimi çıkartıyorum evet, falan evet, ya. Evet. Yani buradan da cevaplayalım arkadaşlar memelerimi falan görmüyor Can yani. Öyle bir şey yok yani. Hani bunun sadece yönetmene tanındığını düşünmüş bir arkadaş. Ha, bunu bana Merve söyledi. Dizide şöyle bir problem, ahlakında şöyle bir problem var. Tek bir zaman birisi birisinin çıplaklığını gördüğünde o da yönetmen geliyor falan. Yani öyle bakmak kimseye, istediğinde... Kimseye bir şey verilmedi yani. Diğer abi, çok, abi inanılmaz bir mantık. Evet ya. Evet, çok saçma. Yani bu arada yani şöyle şuraya geliyorum sonuç olarak. Yani aslında bir Caner karakteri vardı. Ve yani o Caner karakterine de bir oyuncu dahil olacaktı. Biz Can'ın oynaması...
konusunda onu çok destekledik. Mert de olunca ve tip olarak da böyle, tipoloji olarak da birbirlerine böyle bunlardan abi kardeş olur ya falan deyip, hani biz aslında hani öyle Can da kendine Caner diye bir karakter yazmadı yani. Hani bizim gazımızda işte Merve ile bilmem ne yazar şöyle bir şey oldu. Falan evet, kesinlikle. Diye. Merve bana 7. bölümden itibaren Caner'i sen oynasana demeye başladı. Hı hı. Ben de hani biz o kadar gerillaydık ki. Ama Caner'e isimler acaba... veriliyordu yani. Ben hatırlıyorum Caner'i şunu evet, oynasa evet, acaba evet. Bak falan. Ben acaba hep de böyle bir B planımız bir de C planımız vardı. Elimizde hiç bütçe olmadığı için tamam mı? bir de hani biz mesela bir ay sonrasında bir tarih koparmaya çalışıyoruz birinden. Onu bir koparsak ama bir sürü mekan, oyuncu onları... O yüzden devamlı bir B planı, C planı olması lazım. Ben hep kendim, ulan acaba Cem'i mi ben oynasam diyordum. Tamam mı? Merve bana çünkü diyordu Cem'i sen oynasana. Sonra 7. bölüm esnasında Caner'i sen oynasana dedi Merve, Müge falan filan. Ve böyle ben zaten o rolü kendi oynayacağımı hiç düşünmüyordum. Belki o zaman başka türlü de insanın eli gidebilir yani bilmiyorum. Ama kendimden yola çıkarak Caner karakterinde bazı şeyleri kurduğum için benim onu oynamak inanılmaz komik ve manidar oldu bence. Evet. Bence de. Yani, abi o düğün sahibi tostu yazıyor mu? Ben orayı haber ediyorum yani derse. Evet o ya, aura inanılmaz yani. O da nedir o? Sevgili Doğu, ben böyle hep böyle ajanda defter falan tutuyorum. Onları da saklıyorum ve bazen de geri dönüp bakıyorum son 15 seneden defterlere falan filan. Bayağı sene 2005 falan bir defterimin bir sayfasına notlar yazmışım, tamam mı? Çeşitli filmlerden, çeşitli biçimsel, hoşuma giden notlar. Bir gün bir filmde bunları kullan diye. Orada da Ocean's Eleven'daki Brad Pitt karakteri devamlı bir şey yiyor her saniye. evet. Devamlı bir şeyler yiyen bir karakter yap diye. Yani bu benim kafamda var. Devamlı bir şeyler yiyen bir karakter. Abi fındık yediğin sahne var ya, fındık yediğin sahne. Orada o kadar evet. Canım fındık çekti ki gittik böyle evde fındık aldık falan yani böyle. Yani fındık aşerdik yani. Manyakça. Bir de iştahı düşkün zaten. Evet. Okulda da 3 tane tost yemiş galiba. Bu da Mert'in söylüyor. Abi işte sahnede 3 tane tost yediyor. Bıktım artık. Daha tek falan dedi. Bir dakika ne yapıyorum? Daha çok tek çekeceğiz. Bir dakika falan oldu. Öyle şey var mı Müge? Çok eğlendiğin, koptuğun, yani, ne bileyim kahkaha krizine kapıldığın bir sahne. Evet. Çok var. Yani en zorlandığım sahnelerden biri benim için yumurta yemekti. Ben yumurtayı çok severim ama katiyen baharatsız yiyemem. Yani mümkün değildir. O kokusu benim inanılmaz midemi bulandırır. Ve sahnede Can'ın yani yumurta yememi istedi ve o yumurtayı da tekte ağzıma atmamı istedi ve kocaman bir yumurta yani. Ve tabii ki de biz bunu defalarca çektik yani. Tekte çekmedik. Yanı başımda bir kutu, çöp kutusu falan böyle. Hani kestik, dendi o çöp kutusunu, onu boşaldık, koşa koşa lavaboya gidip ağzımı çalkaladım falan. İnanılmaz zorlanmıştım o sahnede. Bir de ilk rüya sahnesinde bir araya geldiğimiz, üçümüzün bir araya geldi. Başak, ben, Mert. Üçümüzün bir araya geldiği sahnede ilk defa bir threesome sahnesini çekiyorum o an. Ve ya, inanılmaz gerginim, sinirim bozuldu benim yani. Aşırı sinirim bozuldu. Gülme geldi değil mi? İlk kenardan çıktı ve hani... Başak'ın suratını yaladığı sahne ve orada Mert'in ifadesindeler ve ben arkada gözüküyorum. Gözükmem gerekiyor yani, hani arkasında yatıyorum falan. Asla duramıyorum. Bora kenardan çıkıyor, kızın suratını yalıyor ve dalağa düştü. Duramıyorum yani. Ve Can bana çok kızdı. Sen yaparsan işte herkes yapar. Senin dedi işte dedi gülmemen lazım falan. Ve Can o sahnede mecburen duramadığım için yastığın arkasına sakladı kafamı. Çünkü mümkün değil. Dalam düştü bir kere ve asla hani böyle şey yapamadım falan. Çok yani her sahnede gülüyorduk. Bir de çok alelacele çekiyoruz evet. Zaten bir yandan. Bir yandan da hani böyle orada çok soğuk. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Isıtıcılar var bilmem ne falan böyle. Biz Ocak'ta çektik çünkü. Aralık onu. Ocak'ta gerçekten de, her gün böyle bir oradan çıkıp başka arabada çok önemli bir diyalog sahnesini çekeceğiz. Burası fiziksel bir sahne. Benim için daha kolay. Ben diğer sahneyi kafamda çeviriyorum. Ulan bir an önce şunu bitirelim diyorum. Orada Cem'e baktığımızda da arkada aslında ben bütün fokusun Cem'de olmasını istiyorum. Zaten bir rüya kafasına hafif girmişiz orada. Biraz böyle absürtleşmeye başlamış sahne. Yani Eylül olmasın orada istiyorum. Ama tamamen çıkartmak da bir garip olacak. Dedim sen kafanı yastığın arkasına koy. Yani bir anda rüyasal bir yerden de çalışıyor bu resim. Evet. Hoşuma gidiyor dedim. Oradan öyle... Ben asla duramadım yani gerçekten. Öyle döndük orayı. Çok vardı bizim bu arada böyle hani işte o 8. bölüm Bahar Candan'ı çekerken
Yani hepimiz gerçekten inanılmaz eğlendik. Çok, yani. Çok üzülüyorduk her günün sonunda, evet, gün bitti, evet, sahne bitti, evet, diye. Ve her gün böyle atıyorum sabaha karşı eve gidiyoruz. Sabaha karşı eve gidene kadar da yolda bir kritik. Gittik WhatsApp'ta onun kritiği falan. Bugünkü sahneler çok güzel oldu falan diye. Bir de şey çok zordu işte. O Can'ın oynadığı 5. bölümdeki o pilato sahnesi. Müthiş büyük bir pilato. Ne taştı değil mi? Ne taştı? Ne taştı? Ve inanılmaz soğuk. Gerçekten yani Ocak, Aralık falan öyle bir şey olması lazım. Bir iç çamaşırıylayım. Ve o gün o sahne. Normalde biz bütün sahnelerimizi, sevişme sahnelerimizi kapalı set çekmeye çalıştık. Hani hep Can. Ve o gün yardımcı oyuncuya da ihtiyacımız var. Hani kamera arkasını göreceğiz. Set ekibini göreceğiz. Set falan. Zaten açık set sahnesi olduğu açık için. Açık set sahnesi olduğu için herkes kendi görevini icra etti orada. Böyle ışıkçı ışıkçı, kamera ekibi, kamera ekibi. Ve ben hiç böyle ışıkçının yanında böyle iç çamaşırlarıyla gezmedim. Ve o anda yani hani yönetmenle öpüşme sahnesi çekeceğim falan. Böyle gergin de benim için yani. Bütün setin önünde. Yönetmenle öpüşme sahnesi çekeceğim. Melikşah orada kıçım gözüküyor tamamen ortada falan. Bir yandan da mesela bir şey oluyor. Boom'u tutan arkadaştan rica ediyoruz. Bu rüya sahnesinde kızın bacaklarına uzanan el sen olur musun lütfen falan diyor. Tabii abi falan diye geliyor. Yani aslında böyle kapalı set ve çok şeyiz. Ama bir yandan da setin içindeki herkesle de böyle çok güzel bir kafa vardı. Tabii ve ki. Yani biz şey diyorduk, bunu çok başka profesyonel bir ekip mesela çekmiş olsa bu senaryoyu bile, acaba bu sinerjiyi tutturabilirler miydi? Evet, birbirleriyle, evet, birbirine aşık olanlar, kıskananlar, kavga edenler neler olurdu falan, evet, diyoruz. Öyle bir yerden de çok böyle keyif alıyorduk. Evet evet, yani keyifli. Senin de evlendiğin gün hangisiydi? Abi hepsi ya. Ben ne bileyim. İlk atıyorum. İlk gün çok hoşuma gitti çünkü okey dedim, evet, bazı şeyler çok iyi olacak. İkinci günün sonunda mesela çok üzgün olduğumu hatırlıyorum. Evet. Korktuğum kadar şey olmamış falan. Böyle yani hepsinin başka bir dördüncü günün sonunda çok eğlenmiştim. Evet. Bir de bak ilk dört gün, ilk dört bölümün çektik biz. Yani sonradan ufak tefek eklemeler olacak şekilde ama ilk dört gün, ilk dört bölümün %80'ini böyle çektiğimiz de bir akıl hastası bir şeyimiz vardı. Takvimimiz. Peki arabadaki oral seks sahnesi Tinder'a, evet, gönderme mi? Tinder filminde Altıyor. De vardır ya. Sinner mı? Stephen King. Stephen Tinner. King'in Falcı filminden bahsediyordu şu an. Aa, izlemedim ben onu. 90'lardaki değil mi? Mutlaka izlemen lazım. 96'ydı galiba değil mi de o? Vay evet, be. Yani zaten benzemiyor ama hani sahne o sahne yani. Başka gerçek hayattan başka şeylere göndermek istiyorsun. Ama güzel yani şey. Ya bir de kitli, evet, evet, sahne ya bir yanıyla böyle hani o kitlik orada, evet, Falcı'ya gönderme mi diye düşündük. Ben müziklere gireyim bu arada. Müzikler muhteşem yani hani yapımdaki sahne. Evet, en sevdiğim taraflardan birisi de müzikler yani. Zaten Jacuzzi benim son yıllarda Türkiye'de en sevdiğim gruplardan ilki diyebilirim. Hani o müzikleri seçerken neye dikkat ettiniz? Yine Can'ın... Abi müzikleri daha senaryo aşamasından müzikler vardı bu arada. Ve de inanamıyorum yani senaryo aşamasındaki müziklerimizin %90'ı bir kişi hariç, onu da şimdi söylemeyeyim, çok üzüldüm. Onun da müziklerini kullanmak isterdim. Onlar işte böyle biz kendimiz tamamen hakim olmadığımız bir projede olmak istemeyiz dediler. Çok üzüldüm. Ama onun dışında bütün istediğim müzikleri herkes neredeyse bila bedel, çok sembolik paralara bize hediye ettiler yani. Evet, ama orada Ecem, yani hani senaryo yok. Geçen gün bunu konuştuk. 8. bölümü izlediğimizde Ecem de vardı Novan orada. Dedim ki ya nasıl oldu Beter'i yok uslanmaktan? Nasıl çıktı? Gerçekten dedi ki Eylül'ün ağzından yazdığım bir şarkı o benim yani. Hani tamamen Eylül'ün duygusu ve bu çok lüks bir şey yani. Hani müthiş mutlu oldum yani. Tamamen Eylül'ü anlatan bir şarkı var ve bu İşe yazılmış, Eylül için yazılmış bir şarkı. Ve diğer şarkılar da zaten. O da biraz prodüksiyonel bir yerden. Yine evet, hani biz böyle YouTube gibi bir yere koyacağımız bir iş yaptığımızda bizim bakış açımızı beğenip yanımızda durup kim bunu kabul eder, kim bize parça hediye eder, yeni parçalarından da vermez, eski parçalarını, kimlerin eski parçaları uygun bu işe falan diye baktığımızda bir anda böyle hani Ekim Beril, Nova Norda, Jacuzzi, Limpesto böyle yan yana harika bir şey oldular. Aralarda da benim baskından beri çalıştığım Volkan Akalp bana elektro, benim istediğim bazı başka hissiyatlarda yardımcı oldu. Ya, yelpaze çok iyi ya Can. Eyvallah. Bir de Bahar Candan'la beraber onu böyle bir
öteki bir şekilde taçlandırırken bir de Sezen Aksu'yla evet. çok daha başka bir yerden taçlandırınca yani müthiş oldu ya. Sezen Aksu çok son dakika aslında. Son senaryoda dakika. Yazıyordu ve bölümün adı ne? Yani bölümü Merve zaten bu şarkıyı düşünerek yazıyor. Yani yanmışım beni. Hani alacağız biz zaten falan diye yazıyor ve son dakika zaten iş bitti. 5 kuruş para yok falan. Nasıl olacak bu yani? Abi Sezen bölüm yayınlanmak diye. Yayınlanmasından 10 gün öncesine kadar 10 bana gün bile olmayabilir yani bir hafta deseler ne alaka yani. İmkansız baştan beri söylüyorum onun imkansız olduğunu falan derdim. Doğu senin evet. sormak istediğin bir şeyler var mı? Valla yok yeterince de tuttuk mu sıcakta? Evet yani. Yani şeyi sorabilirim aslında yani hakikaten Müge bu projede çok öne çıktı. Yani çok başarılı oldu ve mesela teklifler yağıyor mu şu an? Yani onu merak ettim. Ya o kadar da yağmıyor. Ya şöyle tabii ki de yani hani bu sektörden, bu çevreden insanlara gerçekten hani müthiş yorumlar alıyorum. Yani aslında bundan sonra bana teklif gelmese bile ben yapabileceğime inandım gerçekten. Yani bu benim için çok kıymetliydi yani. Hani bundan sonra böyle hani binlerce işim olsun, binlerce iş gelsin. Hani tabii ki de çok istiyorum hani başka işler yapmak, başka yönetmenlerle çalışmak. Ama ben yapabileceğime inandığım için gerçekten bu bana o kadar büyük bir kar olarak kaldı ki yani hani hep şunu da söylüyorum ben bu işe başlarken ya gerçekten yani o kadar düşük bütçelerdi ki yani hani işe başlarken aldığımız kaşeler bütçeler ve hep bunun da altını çiziyorum. Ben zaten hani bu hani işin peşinde ya para için işin peşinde olsa zaten kabul etmezdim bu işi yani bu çünkü bir yandan da çok büyük bir risk benim için yani çoğu kapıyı kapatmak gibi bir şeydi ayrıca. Benim için böyle hani tatmin olmaktı. Çok büyük tatmin oldum. Var birkaç bir şey inşallah olur yani. Güzel bir şey olsun istiyorum. Tabii ki de Eylül'ün arkasına. Bu arada tam bu senin dediğin yerden bu riski alabilecek böyle bir o, şekilde... O yükse sahip olman lazım. Evet, ben o yükse yani bizim kastımız tam da Müge'nin dediği yerden ya mesela son zamanlarda böyle istediği rolleri tam bulmuş, bulamamış ya kariyerinin çok başında ya böyle sektöre bir şekilde ters düşmüş ya istediğini böyle yapacak lüksü olan çok öteki tipler oldu böyle. Yani şu ne alaka o da çok öteki birisi değil diyebilirsin belki ama başka bir yerden çok öteki bir yapısı var ki bizim çıplığa dahil oldu. Ben o açıdan bizim kastımızla bayılıyorum böyle tam bir böyle outsider band böyle gibi bir kafası evet. var birine gelmiş olan. Sana teklif var mı Can oyuncu? Ya, bir sonraki projene başlarlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sene 2006 mı 2007 mi ne? Asya Argento. Asya Argento, Darya Argento'nun kızı Asya Argento. Bana demişti ki, bana demişti ki bir sinemacı, bir sanatçı için yapabileceği en güzel şeylerden biri hem yazıp hem yönetip hem oynamak. Bunu bana büyüklerim söylemişti. Ve ben de o yüzden Scarlet Diva'da öyle yaptım demişti. Ve benim böyle çocuktan beri aslında sinemaya aşık olma, yani Kubrick'lerden, Spielberg'lerden, Haneke'lerden önce ben bir Sylvester Stallone hayranı olarak girdiğim için aslında hep arkada bir yerde kafamın arkasında hani bunu yapayım ama nasıl doğru zamana denk getireceğiz ki falan diyordum. O yüzden böyle çok hoşuma gitti. Evet. Ama bir yandan da yani hani böyle ben burada beni düşünerek yazmış olan bir yazarın şeyini oynadım gibi oldu, tamam mı? Halbuki yani böyle Müge gibi, Mert Ramazan Demir gibi böyle kendine çok ters bir şeyi veya da bazı yönlerden çok ters, bazı yönlerden kendinden bir şey koyarak onu başka bir şeye getirip yani onu hiç tecrübe etme, o da nasıl bir şey olur bir bunu böyle yaptıkça ondan da gözüm korktu biraz. Yani her gün sette manevi olarak o kıyafeti giyip çıkarmak insanın kafası, yani oyuncu dünyasının çok zor bir şey oluyor ama bana böyle denk gelen bir şeyler olursa yapmak çok isterim tabii ki. Hadi bakalım buradan teklifleri açıyorum söyledin yani. Ya ağzınıza sağlık bu arada. Müthiş keyifli bir sohbet oldu. Evet. Yani ilerleyen zamanlarda bunun daha fiziki formatlı da yapmak isteriz vallahi Can, Müge. Teşekkür ederiz. Biz de çok buluşup, buluşup konuşalım, video çekelim. İkinci sezon sonunda. Evet. Kısmet. O zaman kısmet. Sevgilerimizi iletiyoruz. Öpüyoruz. Sevgiler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tebrikler tekrar. Bay bay. Bay bay Doğu.